Enerjisa günlük enerji bültenini sunar. Enerji günlüğünden merhaba. Bugün 14 Kasım 2023. Dünyadan ve Türkiye'den enerji haberleriyle karşınızdayız. Ben Nilgün Mete. Anayasa Mahkemesi bayi kapatma uygulamasını iptal etti. Anayasa Mahkemesi sahte belge düzenleme ve kullanma fiili dolayısıyla akaryakıt istasyonlarında lisansa tabi faaliyetlerin suçsuzluk kesinleşinceye kadar durdurulması ile ilgili düzenlemeyi iptal etti. Mahkemenin kararında yer alan iptal hükümleri 9 ay sonra yürürlük kazanacak. Yeşil elektrik talebi artacak. SİKRE Genel Sekreteri Philip Adam, elektrik ve enerji sektörüne ilişkin öngörülerini enerji günlüğüyle paylaştı, dinliyoruz. Fosil yakıtların terk edilmeye başlamasıyla elektrik enerjinin ana vektörü haline geliyor. Gelecekte daha fazla elektriğe ihtiyaç olacak. Özellikle yeşil elektriğe duyulan ihtiyaç artacak. 2050'de sıfır karbon hedeflerini yakalamak için bu alanda uzmanlarını, bilgilerini, icatlarını ve tecrübelerini paylaşmaları çok önemli. Bu sayede hedeflere daha kısa zamanda ulaşıp gezegenimizdeki yaşamı daha sürdürülebilir hale getirebiliriz. Bu yüzden SIGRE'de uzmanların sadece küresel ölçekte değil, İstanbul'daki konferansta olduğu gibi bölgesel ölçekte de bir araya gelmeleri önem taşıyor. SIGRE Genel Sekreteri Adam'a göre enerji talebi içinde elektriğin payı artıyor. Gelecekte ise yeşil elektrik talebinin artacağı tahmin ediliyor. TPAO Meslek Yüksekokulu mezunu 49 personel alacak. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Merkez Teşkilatı'nda çeşitli görevlerde çalıştırılacak Meslek Yüksekokulu mezunu toplam 49 personel alımı yapacak. Başvurular Türkiye İş Kurumu'nun şube müdürlüklerine ve Türkiye İş Kurumu web sitesi www.iskor.gov.tr üzerinden yapılabilecek. Bulgaristan'dan Rus gazı transferine ÖTV. Rusya'nın Bulgaristan üzerinden doğalgaz akışı sevkiyatlarına yeni bir vergi getirilmesine rağmen bugün engellenmeden devam ediyor. Bulgaristan 13 Kasım 2023 tarihi itibariyle ülkeden geçen Rus gazına megawatt saat başına 10.20 euro tutarında özel tüketim vergisi uygulamaya başladı. Aksa Enerji'nin döviz gelirleri artacak. Aksa Enerji'nin 2024'te devreye alınması hedeflenen Özbekistan Tali Mercan Doğalgaz Çevrim Santrali sayesinde döviz bazlı satış gelirlerinin artması bekleniyor. Aksa Enerji CEO'su Cemil Kazancı, Özbekistan dünya ortalamasının üzerinde seyreden ekonomik büyümesi ve artan nüfusuyla enerji talebi anlamında Orta Asya'nın parlayan yıldızı dedi. GYM Enerji Elazığ'da depolamalı GES kuracak. GYM Enerji 510 milyon lira yatırımla Elazığ'da 50 megawatt kurulu gücünde yeni depolamalı güneş enerji santrali grup işletecek. Santralde yılda 100 milyon kilowatt saat elektrik üretimi öngörülüyor. Fazlı Gaziantep'te depolamalı RES kuracak. Fazlı Enerji 624 milyon lira yatırımla Gaziantep'te 48 megawatt kurulu gücünde depolamalı rüzgar enerji santrali kurup işletecek. Proje kapsamında her biri 6 megawatt kurulu gücünde 8 adet rüzgar türbini kurulacak. Depolama tesisinde lityum iyon teknolojisi kullanılacak. Küresel petrol üretimi Ekim'de arttı. Petrol ihraç eden ülkeler örgütü OPEC'in aylık petrol piyasası raporuna göre küresel petrol üretimi 2023 Ekim ayında bir önceki aya göre günlük 300 bin varil artarak 101.6 milyon varil gün olarak gerçekleşti. OPEC ise Ekim'de petrol üretimini bir önceki aya göre günlük 80 bin varil arttırdı. Kartelin pazar payı %27,5 olarak hesaplanıyor. Hidrojen büyük uçak sektöründe ilgi görüyor. Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri 2027 yılında tamamlanması planlanan yeni bir uçak projesi için JetZero adlı girişime 235 milyon dolar sağladı. Proje geleneksel uçaklara göre yarı yarıya yakıt tüketimi azaltmayı hedefliyor. Geleneksel jet yakıtı, sürdürülebilir jet yakıtı ve hidrojen fiyatlarına ilişkin tahminler Avrupa'da büyük bir yolcu uçağını hidrojenle çalıştırmanın 2033 yılına kadar diğer yakıtlardan daha ucuza mal olacağını öngörüyor. Sırada petrol fiyatları var. Petrol ihracatçısı ülkeler birliği OPEC ve Uluslararası Enerji Ajansı'nın talepte artış beklentileri ham petrol fiyatlarının yukarı yönlü hareketine neden oluyor. Piyasalarda Brent tipi petrolün varili 83 dolara, ABD Batı Teksas tipi WTI ise 79 dolar düzeyine geriledi. Bültenimizin sonunda spot elektrik fiyatlarına göz atıyoruz.
Spot elektrik piyasasında 15 Kasım 2023 için megawatt saat başına kesinleşmemiş ortalama piyasa takas fiyatı 2163.17 TL olarak belirlendi. Günün maksimum fiyatı ise saat 8-9 dilimi için 2700 TL megawatt saat, günün minimum fiyatı ise saat 12-13 dilimi için 1049.99 TL megawatt saat olarak belirlendi. Enerji Günlüğü tarafından hazırlanan enerji bültenini dinlediniz. Hoşça kalın. Yapım Enerji Günlüğü. Yayın Yönetmeni Mehmet Kara. Haber Müdürü Sabiha Kötek. Editör Mehmet Dayıoğlu. Spiker Nilgün Mete. Teknik Yapım Resul Buksur. Enerjisa Günlük Enerji Bültenini sundu.